Aslan'da top ve büyük devletir. Buradan Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Merhabalar. Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı Ok Meydanı Gençlik Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Spor Zirvesi'ne hoş geldiniz. 102 yıl, tam 102 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'mızı başlattı. Ve bu Kurtuluş Savaşı milletimizin azmi ve kararlılığıyla zafere ulaştı. Bugünün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bu vesile ile Cumhuriyetine sahip çıkan siz gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Pandemi ve tam kapanma koşulları nedeniyle bu spor zirvesini çevrimiçi koşullarda gerçekleştiriyoruz. Bu zirve boyunca bizlere Türk sporuna damga vurmuş birçok isim eşlik edecek. Programımız 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümde Yelken Kadın Milli Takımımız 470 sınıfı sporcuları, Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan ile birlikte olacağız. İkinci bölümde Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile sohbet gerçekleştireceğiz. Üçüncü bölümde Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliştirme Direktör Yardımcısı ve eski milli sporcu Rüştü Reşve ile Türk sporu hakkında konuşacağız. Ve son olarak A Milli Takımımız Teknik Direktörü Şenol Güneş bizlerle birlikte olacak. Arzu ederseniz Yelken Milli Takımımızın sporcuları Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan ile sohbetimize başlayalım. Merhabalar, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ve Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümünde İstanbul Kent Üniversitesi Spor Zirvesi ile birlikteyiz. Ve bugünkü konuklarımız Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan, Yelken Kadın Ağ Milli Takımı 470 sınıfı sporcuları. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sizleri tebrik etmek istiyorum. Olimpiyat derecesine girdiniz Avrupa Şampiyonası'nda. Doğrudur değil mi? Evet, yani olimpiyat kotası aldık. 470 tamam. Kadınlar sınıfında. Tokyo 2021'de yarışacağız. Tokyo 2021'de. Tekrardan tebrik ediyorum. Hani hazır Tokyo 2021 demişken, yani sonuçta 2020'de pandemi nedeniyle ötelendi 2001 yılında. Şu anda durumu nedir? Hani tekrardan ötelenme durumu vesairesi konuşuluyor mu? Şu anda öyle bir durum görünmüyor. Birçok önlemle gerçekleşecek bir olimpiyat gibi duruyor. Hı hı. Ertelenme gibi bir durumu yok. Anladım. Şimdiden başarılar diliyorum. Dinlenme süresindesiniz. Bu dinlenme süresinde bizi buraya katılmayı kabul ettiğiniz için, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu dinlenme süresi şampiyonluk olarak, başarı olarak size geri dönsün inşallah. Teşekkürler. Şimdi spordan konuşacağız. Tabii haliyle Yelken amatör spor olarak karşımıza çıkıyor. Endüstriyel bir sporun yanında Yelken yüzme, ondan sonra jimnastik daha amatör sporlar olarak karşımıza çıkıyor. Siz amatörden profesyonelliğe yelken sporunu nasıl tanımlarsınız? Buradaki geçirmiş olduğunuz aşamalar neler? Teşvik edici, işte askeri koşullar neler? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz acaba? Şöyle aslında birazcık hani yelkene belki nasıl başladığımı anlatabilirim. Yelkene ben başladığım zaman yelkenle ilgili bir
Fikrim yoktu aslında. Benim de ailemin de ailemden de bir yelkenci yoktu. Ailemin teşviğiyle başladım ama beni yaz kursuna yazdırdılar. Genelde birçok sporcu da bu şekilde yaz kurslarıyla başlıyor. Yaz kursuna gittim. Orada eğitim aldım. Daha sonrasında bir karar veriliyor. Kışında devam etmek istiyor muyuz sporcu olarak? Onu da deniyoruz çünkü yazla kış arasında çok büyük bir fark var. Yani hava sıcaklığı, su sıcaklığı gerçekten kışın daha zorlu bir spor. Özellikle o yaşlardayken. Onu da denedim. Baktım gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani o zaman ben sporcu olmak istiyorum dedim ve o şekilde gelişti benim için. Tabii. Okyanus Hanım, sizde nasıl durumlar? Ben de 6 yaşında başladım yelken sporuna. Annem ve babam bu sporun içindeydi, antrenörler ve aynı zamanda şu anki kulübümüzün başkanı babam. Ben zaten başlamadan önce de bu sporu tanıyordum, görüyordum, denizin üstüne çıkıyordum. 6 yaşında ben de tekneye bindikten sonra bu sporu gerçekten çok sevdim ve yelken sporuna devam etmeye karar verdim. Ben de yaz kursuyla başladım, sonra kışın devam ettim. Sonra bir süre sonra yarışmalara katılmaya başlıyorsunuz ve ondan sonra da milli takıma girdim. Peki yelken yapmayı cazip hale getiren şeyler neler? Bence tamamen hissiyatla alakalı bir şey. Çünkü gerçekten zorlukları olan bir spor. Ama bir o kadar da bence doğayla mücadele etme hissi çok güzel bir his. Yani ben hatırlıyorum çocukken o hissiyat çok sevmiştim. Ve devam etmemdeki en önemli etmen oldu. Sadece çok sevmek bence. Okyanus Hanım. Denizin üstünde özgürsünüz ve bu duygu gerçekten çok güzel bir his. O yüzden bu çok etkili bence. Peki şimdi siz nispeten İzmir'de ufak bir kulüpten çıktınız. Ula Yelken Kulübü doğrudur değil mi? Orada çünkü Karşıyaka ve Göztepe yelken anlamında birazcık daha büyük kulüp olma özelliklerini şey yapıyor ama Urla Yelken Kulübü ile bunların arasındaki işte Karşıyaka, Göztepe'deki bir fark var mı? Hani sizi avantaj olarak yelkencilik anlamında ya da milli takıma ulaşmanız anlamında bir avantaj oldu mu daha nispeten daha ufak bir kulüpte yarışma eylemine gelişmek? Yani o yaşta sporu sevmek gerçekten çok önemli. Bence hani şu anda ben 27 yaşındayım, 11 yaşında başladım. Bütün bu süreçteki hani karşımıza bir sürü güzellikler çıkıyor, bir sürü zorluklar çıkıyor. Ama zorluklarda da sporu sevme kısmı gerçekten çok önemli. Bence biz çok şanslıyız çünkü Okyanus'un babası benim de ilk antrenörümdü. Yani o yaşta o sporu bize çok sevdirdi Gürbüz Arıkan. Bence bizim avantajımız bu diye düşünüyorum ben. Çok güzel. Okyanus Hanım. Tabii her kulübün kendi içinde avantajları var. Fakat bu sporu gerçekten kulübün bize sevdirmesi çok önemli. Ve ayrıca kulüp içerisinde çok fazla yurt dışı yarışına gitmemin çok faydası oldu bu noktaya gelmemde. O yüzden bu bir avantajlı yani. Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz İstanbul kent üniversitesi olarak İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. Haliyle Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen yelken sporu çok fazla yapılan bir spor değil maalesef. İstanbul'daki yaklaşım farklı, İzmir'deki bakış açısı ya da Anadolu'daki bakış açısı biraz farklı. Bu farklılıklar özellikle milli takım seviyesinde nasıl yansıyor? Ne gibi sıkıntılar çıkartıyor? Ya da bir avantaj varsa avantaj sağlıyor mu? Yani ben yaklaşık bir 7 sene İstanbul'da yaşadım. Oradaki kulüplerde yelken yaptım.
o kulüplerde yerken yaptığım süreçte de çok farklı deneyimler kazandım, çok farklı şeyler öğrendim, çok pozitif yanları oldu bana katılan. Şu bence, yani bizim burada İzmir'de en büyük avantajımız deniz ve rüzgar. Yani bizim aslında işimizi oluşturan koşullar. Bence burada böyle bir, Ege'de böyle bir avantajımız var. Peki kazandığınız oradaki deneyimlere göre avantajlar neydi? Burada bunu yaptığım için son derece memnun oldum dediğiniz şeyler var mı? Ben 470 sınıfına geçtiğimde İstanbul'daydım. Dolayısıyla o sınıfa geçtiğimde birazcık daha Ege'de ve yani İzmir'de şimdi daha fazla. Hani ben 8 yıl öncesinden bahsediyorum, 7-8 yıl öncesinden. O zaman bu sınıfta biraz daha az imkanımız vardı. Aslında İstanbul dışında olan bütün kulüplerde diyebilirim. Dolayısıyla orada öyle bir avantajlı bir imkan vardı ama şimdi bu tüm Türkiye'ye yayılıyor, inşallah daha da yayılacak. Peki bu sınıflar arasındaki farklılıklardan biraz bahsedebilir misiniz? Yelken sporuyla yeni tanışan dinleyiciler, izleyiciler için. Tabii. Neden gördüğünüz bir sınıf mesela? İlk başta optimist sınıfıyla başlıyor çocuklar. 6 veya 7 yaşlarında başlıyorlar. 15 yaşına kadar optimist sınıfında yarışıyorlar genellikle. Ondan sonra lazer sınıfı var. Lazer sınıfına geçebilirler veya 4.20 sınıfına geçebiliyorlar. 4.20 sınıfından sonra ise 4.70 sınıfına geçiliyor. Olimpik bir sınıfa geçiliyor. Tabii ben optimist sınıfından 470 sınıfına geçtim direkt. Bu sınıflarda yarışabilirler. Bu şekilde başlıyor. Yani optimist sınıfıyla başlıyorlar. Peki siz ülke sporunu nasıl görüyorsunuz? Milli sporcu olarak. Burada yaşamış olduklarınız işte hem iyi yönleri hem kötü yönleri neler? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz bize? Yelken sporu bence son yaklaşık bir 4-5 yıldır gerçekten yani hızlı bir ivmeyle ben geliştiğini düşünüyorum Türkiye'de. Yurt dışındaki katılımımız, yurt dışı yarışlarındaki başarılarımız, olimpiyata giden sporcu sayıları gerçekten şu anda çok çok iyi durumda. Geçmişe göre yine diyorum inşallah daha da iyi olacak. Daha kesinlikle daha iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki çok belki popüler bir spor değil. Bilmiyorum, bunu dışarıdan aslında siz daha iyi söyleyebilirsiniz. Biz işin çok içinde olduğumuz için bazen o bakış açısıyla belki göremiyoruz. Belki çok popüler değil. Biraz daha tanıtmaya ihtiyacımız var. Sporu her yerde. Tüm Türkiye'ye yaymak için bence en önemli şey bu. Ama hızla gelişmekte. Okyanus Hanım, var mı söyleyeceğiniz bir şey? Besin'in de dediğim gibi son zamanlarda daha çok duyulmaya başladı, daha çok tanınmaya başladı bu spor. Dünya çapında dereceler alındıkça insanlar artık gerçekten böyle bir spor varmış dedi. Ve böyle olması çok iyi. Destekler de artmaya başladı. Umarım daha da fazla destekler gelir. Şimdi destekten bahsettiniz. Haliyle buradan bakış açısında genellikle zaten hani İstanbul ve Anadolu bakış açısında da bu hakim maalesef. Yelken sporu hali vakti ekonomik durumu iyi olan insanlar yapar gibi bir algı var. Böyle bir algı var mı yelkende? Böyle örnekleri var ama bunun tam tersi örnekleri de var. Dolayısıyla bence aslında her yerden herkesin yapabileceği ve ulaşabileceği bir spor. Çünkü kulüplerde artık tekneler de var sporcuların
rahatlıkla bu sporu yapabilecekleri. Bence iki uç örneği de var. Peki gençler tarafından daha kolay ulaşılabilirliği yelken sporuna nasıl sağlanabilir? Neler yapılabilir? Bence bu destek de sağlanabilir. Çünkü yelken sporunda kullanılan malzemeler yurt dışında üretiliyor ve yurt dışından getirtmek zor oluyor. Onun için destek sağlarlarsa daha kolaylıkla yapılabilir bu spor. Çünkü malzeme çok önemli bizim için. Türkiye Yelken Federasyonu ya da yelken kulüplerinin bununla ilgili teşvik edici çalışmaları var mı peki? Şöyle var. Mesela biz şu anda Okyanus'la olan projemizde, projemiz tamamen federasyon ve bakanlık tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla tüm bu başarıları aslında almamızdaki etmen bu. Okyanus'un dediğine çok katılıyorum. Yani malzemelerimiz onda dediği gibi yurt dışından geliyor. Mesela bizim teknemiz şu an Yeni Zelanda'dan geliyor. Türkiye'de yelkenlerimiz Japonya'dan geliyor. Türkiye'de elit seviyede kullanabileceğimiz ve üretilen şu an bir malzeme yok. Ama Avrupa'da aynı şeyi yapıyor. Onlar da yine oralardan tekne veya yelken alıp bu işi yapıyor. Yani destek ne kadar artarsa, firmalar yelkenle ne kadar ilgilenir, sahip çıkar ve desteklerse bence bu gelişme ivmesi çok çok daha artacak. Ve bu şekilde daha da fazla insana bu sporu yayabiliriz. Siz elit sporcularsınız. Haliyle sizin gibi sporculara daha da ihtiyacımız var. Hem ülke olarak var hem de milli takım nezdinde var. Siz peki hedefleriniz neler? Ve elit sporcu olarak hedefleriniz neler? Bir milli takım sporcusu olarak neler düşünüyorsunuz ilerleyen dönemlerde? Nereye, bunun bir ötesi ne olabilir mesela yelken sporu için? Benim önümüzdeki olimpiyatlarda elimizden gelen her şeyi yapıp ilk onda yarışmak, altın grupta yarışmak çok istiyorum. Bundan sonraki olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak en büyük hayalim. Avrupa ve dünyalarda da, dünya şampiyonalarında da madalya kazanmayı çok istiyorum gerçekten. Evet, biz Okyanus'la aslında 1,5 sene kadar oldu ekip olalı. Ve gerçekten bu normalde olimpik kampanya sürecince çok uzun bir süre değil. Yaklaşık minimum 4-5 senelik hazırlıklarla ülkeler geliyor. Ama bu kadar böyle bir sürede biz olimpiyat kotası aldık. Bundan sonraki hedefimiz de çok çalışıp gelecekte ülkemize olimpiyat madalyası kazandırmak. Hazır yeri gelmişken şimdi şunu da söyleyeyim. Bu program İstanbul Kent Üniversitesi nezdinde gerçekleştiriliyor. Halkla İlişkiler Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından başından sonuna kadar koordine edilmiş durumda. Naçizane ben sizinle görüşüyorum ekran yüzü olarak ama sonuçta arka tarafta öğrenci çalışması ve emeği var. Onlardan da gelen sorular var açıkçası. İzniniz olursa o bir tanesini sormak istiyorum. Hazır yeri gelmişken. Şimdi Halkla İlişkiler 2. sınıf öğrencisi Nurgül sormuş. Ülkemizde erkek egemen bir spor anlayışı olsa da sizler gibi güçlü sporcularla bu anlayış kırılmaya başladı. Bu şey içerisinde, kariyer çalışmanız içerisinde nasıl zorluklar yaşadınız diye soruyorum. Ya aslında şöyle bir şey söyleyebilirim ben burada. Yani yaptığımız spor ve bu sporun içindeki insanlar olarak bu çok fazla bunu hissetmiyorum ben. Kadın erkek ayrımını. Ama evet yani hani kariyerimde hissettiğim bazı küçük noktalar oldu belki erkek sporcu ve hani ben o sporcu belki daha fazla yapma ihtimali var olarak görüldüğü oluyor. Ama bu çok az yani hani bunu çok yoğun hissediyorum diyemem. Bu şekilde yani benim için.
Okyanus Hanım? Ben de yani yelken sporunda böyle bir şey yaşamadım. Başladığımız günden beri hep eşit olarak görüldük, eşit olarak yarıştık. Kadın ve erkek beraber yarıştım. O yüzden böyle bir şey yaşamadım ben de. Çok güzel. Gene halkla ilişkiler ve reklamcılık ikinci sınıf öğrencisi Huzeyfe'nin sorusu. Yarışlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Motivasyonu sağlamanın yolları neler diye sormuş. Ben bu soruya bir şey daha eklemek istiyorum. Özellikle yarış zamanı ya da yarış dışı zamanlarda kara antrenmanı, beslenme düzeni, bunu ne gibi bir ritüeliniz var? Nasıl bir çalışma temponuz var? Planımızı genel olarak antrenörümüz Tayfun Eray şu an, milli takım antrenörümüz, o koordine ediyor. Kara antrenmanlarında çalıştığımız antrenörümüz var, Yalçın hocamız, onunla çalışıyoruz. Beslenme konusunda ben beslenme uzmanıyım, diyetisyenim. O pozitif etki sağlıyor çalışmalara. Onun dışında motivasyon, yani başarılı olmak çok istiyoruz ve bu motivasyonu da ekip içimizde güzel bir şekilde sağlıyoruz. Aynı şekilde federasyonumuz, kulübümüz, yani aslında arkamızda bizim de gerçekten çok fazla kişiden oluşan bir takım var. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Yavuz Hanım, var mı söyleyeceğiniz bir şey? Beslenin anlattığı gibi tabii beslenme düzeninde annem de çok yardımcı oluyor bana. Küçüklüğümden beri hep çok yardımcı oluyor bu konuda. Motivasyonumu da hedeflerimi düşünerek sağlıyorum. Sürekli zor zamanlarımda hedeflerimi düşünüyorum ve bu şekilde devam ediyorum yoluma. Şimdi buna ek olarak Beste Hanım söyledi. Ben beslenme diyetetik uzmanıyım dedi. Okyanus Hanım ne yapıyor peki? 19 yaşında değil mi Okyanus Arıkan, bildiğim kadarıyla? Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Bu sene 17'ye gireceğim. 17'ye gireceksiniz. Evet. Daha da iyiymiş. Çok güzel. Hedef ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Yani kimin dışındaki hedef ne yani? Tabii hayatım boyunca bu spora devam etmek istiyorum. Olimpik bir sporcu olmak istiyorum. Bunun dışında üniversite için daha tam bir kararım yok ama şu anda aklımdan geçen fizyoterapist olmak. Bakalım. İnşallah. Şimdi bir soru daha var. Ondan sonra aslında şeyin içerisinde yapmadığımız bir durumu, yani bu akışın içerisinde yapmadığımız bir durumu yapacağız. Ben dışarıdan bir soru alacağım. Özellikle benim torpilimle o soru geliyor. Ama ilk önce soruyu soracağım. Spor yapan gençlerin hayatlarına baktığımız zaman, ben de onlardan bir tanesiyim açıkçası söylemek gerekirse, eski bir sporcu olarak yaş aldıkça başarı oranının düştüğünü ve haliyle spordan uzaklaşıldığını görüyoruz. Ve spor hayatı ile özel hayat arasında bir denge kurulması son derece zorlu bir hal alıyor. Yaş aldıkça, işte meslek edindikçe, o meslekle, özel hayatla, iş hayatıyla, spor hayatının dengesinin kurulmasıyla. Şimdi siz profesyonel sporcu olarak kendi hayatınızda, özel hayatınızda, aile hayatınızda, işte profesyonel sporcu hayatını nasıl dengede tutuyorsunuz? Bu bir plan çerçevesindeyse aileleriniz ve özel yaşantınız o planın neresinde yer alıyor? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bu yani bir plan çerçevesinde tamamen her günümüzü planlıyoruz. Dinlenme günlerimizi de maksimum verimle geçirmeye çalışıyoruz ki geri döndüğümüzde gerçekten dinlenebilmiş olalım, işimize tam dönebilelim. Ya ailelerimiz bu konuda inanılmaz bir özverideler. Yani en büyük destekçilerimiz gerçekten. Arkadaşlarımız da öyle. Yani artık tüm arkadaşlarım biliyor ve ne zaman ne plan yapılacak aslında buna göre organize ediliyor. Tabii ki onların işlerine göre de ama herkes çok anlayışlı ve yardımcı. Çok güzel. Okyanus Hanım, siz hazırlanıyorsunuz şu anda.
bir üst seviyeye gelmeye üniversite noktasında, değil mi? Doğru anladım biraz önceki söyleyişinizden. Evet. Nedir buradki hedef? Nasıl işte şu anda bir plan yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tam olarak anlayamadım aslında. Yani şimdi üniversiteye gireceksiniz, üniversite hayatında yelken devam edecek vesaire. Biraz önce söylediğim şey noktasında, işleyiş noktasında nasıl bir denge planlıyorsunuz? Ya da bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Bunu dengeye oturtmak noktasında. Aslında ben küçüklüğümden beri hep okulla... Okuldan çok uzak kaldığım için küçüklüğümden beri bu dengeyi sağlıyorum aslında. Üniversitede tabii ki de aynı zorlukta veya daha zor olacak. Fakat yine bu dengeyi sağlayacağımı düşünüyorum. Çünkü alışkınım artık bu dengeyi sağlamakla. Çünkü okuldan çok ayrı kalınca, yarışlara gidince, dönünce toparlamak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama bir süre sonra buna alışıyorsunuz. Üniversitede de bu şekilde gidecek. Buna da bir şekilde alışacağım. Ailem ve arkadaşlarım çok destek verdiği için tabii ki de daha kolay olacak. Çok güzel. Şimdi biraz önce bahsettiğim torpilli soruya geliyoruz. Bunu da şu torpilini şöyle açıklayayım. Hani ben de hobi olarak yelken yapıyorum. 28 yıllık bir arkadaşım var. Beraber yelkene çıktığımız. Kendisi de İstanbul'da bir yelken kulübünün idarecisi. Ve yeğenim olarak adlandırabileceğim 4 yaşında bir kızımız var. Suregar. Onun nezdinde ablalarına soru sormak istiyorum. Haliyle biz de onu sizleri örnek alarak önemli, iyi bir yelkenci yapma arzusu isteğindeyiz. Bu kapsamda Suregay adına şu soruyu soruyorum size. Sporda yarışmacı kimliğinin çocuk yaşta kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ben de suyun babası da, ailesi de açıkça söylemek gerekirse bu çok önemli bir olgu. Özellikle hani Beste Hanım ve Okyanus Hanım gibi bir sizin gibi örnekler varken karşımızda. Ancak burada çeşitli engeller var. Siz de bahsettiniz. İşte çok yaşamasanız da cinsiyet engeli var, ekonomi engeli var, bakış açısı var, işte kaynakların yurt dışında olması engeli var gibi bir sürü şey. Tüm belki de bunu antrenörünüze de sormak gerekiyordu ama önemli olarak sporun sevdirilmesi, yarışçı olsun ya da olmasın, yelken sporunun devam edebilmesi noktasında bu algıyı nasıl oluşturabiliriz? Bu yönde çalışmalar var mı? Tabii ki de sizin milli takım başarılarınız, aldığınız madalyalar, orada gösterdiğiniz performanslar, bunlar birer başarı, bunlar birer bir motivasyon kaynağı ama bunun ötesinde yapabileceğiniz bir şey var mı? Ya bence çok güzel bir şey söylediniz. Sporcu aslında olsun veya olmasın, yani bu işe ileride devam etsin veya etmesin, insan hayatında önemli olan gerçekten yelkenin olması. Benim hani yurt dışında gördüğüm farkla belki şu anda buradaki fark birazcık bu. Orada çok fazla yelken yapan var. Denize çıktığınızda çok fazla tekne var. Hani baktığınızda kimse bu işi profesyonel olarak yapmıyor. Sporcu illa yarışlara katılmıyor. Ama hobi amaçlı yapıyor. Aslında zaten ne kadar fazla öyle kişi olursa sporcu sayımız da bence artıyor. Dolayısıyla denizle daha çok iç içe olmamız buradaki en önemli faktör. Bu sporu yaymamız. Yine ben yarışlara gittiğimizde çok hoşuma giden bir şey bazen şu oluyor. Festivallerde bir festivali mesela yelken yarışı olarak yapılıyor o festival. Ve festivale yüzlerce kişi geliyor, binlerce kişi geliyor. Karada da güzel bir ekran kurulu ve insanlar yarışları teknelerin içinden yani o ekranda izleyebiliyorlar, görebiliyorlar. Böylelikle bu insanlar teknede ne yapıyor yelken, böyle bir spormuş, tekneler bunlarmış, daha çok belki yayılabiliyor. Biraz daha fazla belki göstermemiz lazım ama o da ilk başta bence dediğimiz konuya yine buradan geliyoruz. Bu işteki destek, firmalar, belki birazcık daha reklamlar, yani sporu bu şekilde daha çok yayabiliriz.
belki de denizi anlamakla, hani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak denizle yaşamanın ne olduğunu anlamakla işe başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani belki ben de kursa gitmeseydim yıllar önce denize uzak olacaktım. Çünkü denize çok yakın değiliz. Aynen. Benim gözlemim biraz öyle. Okyanus Hanım, Beste Hanım, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki spor zirvesindeydik. Yarıştan geldiniz ve yorgun bir şekilde dinlenme zamanınızda buraya katıldınız. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. İleriki yarışlarınızda, olimpiyatta mutlaka sizleri takip edeceğiz. Ben özellikle biraz önce söylediğim gibi amca yarısı diyelim biri olaraktan sizleri örnek almasını istediğimiz genç çocuklarımız olduğu için sizleri daha yakından takip ediyoruz. Başarılarınızın daim olmasını istiyoruz. Bizlere örnek olsun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sohbet, teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Milli sporcularımız Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'a bu güzel sohbeti için teşekkür ediyoruz. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümde Tonday Kafkas ile birlikte olacağız.